merhaba. Merhaba. Bugün nasılsın? Gayet iyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Çok özledim seni. <laughs> Bayağı ara verdik, bayağıdır görüşemiyoruz. Ee, görüşmeyeli her şey yolunda durumarım. Yolunda yolunda, gayet iyi. Müdürcüğüm bugün aramızda bir... Konuğumuz var. Bir arkadaşımız var. Aa, çok şaşırdım. Senin için de sürpriz oldu. Benim için de sürpriz oldu. Bizim en son e, bu kadın erkek ilişkileri üzerine konuştuğumuz bir yayınımız vardı. Evet. Bu yayında karşı cinsten bir arkadaşı karşı cins adına konuşmak üzere davet edeceğim. Evet ya yani biz erkeğiz karşı cins kadın oluyor bu arada. Belirtelim de ne olur ne olmaz. Bunu, <laughs> bunu belirtmen çok iyi oldu. Burayı keserim mi? Ben burayı keserim acı ben sana söyleyeyim çok saçma. Sebe çok <laughs> iğrenç bir şey. İlkokul şakası gibi anasını satayım. Bence <laughs> kesme. Tamam peki. Aramızda bir konuğumuz var, bir arkadaşımız var. Kadınlar adına konuşmak üzere burada. Kendisi <laughs> ismini vermek istemiyor, ismini paylaşmak istemiyor bizimle. Ona Buse diyeceğiz. Buse'cim merhaba, ne haber, nasılsın? Merhaba arkadaşlar. 13 yaşında Buse. <laughs> <laughs> Ay dur o zaman güzel bir iş yapacağım. Hadi güzel bir iş yap. Hello. Ee, bize kendinden bahsedebilir misin? Kimsin? Nesin? Necisin? Neden buradasın bugün? Yani yaş olarak 30'lu yaşlardayım diyeyim tam vermek istemiyorum yaşımı. Adını da vermek istemiyorsun, yaşını da vermek istemiyorsun. Evet. <laughs> Aynen yaşını da vermek istemiyorum. Herşey TV'de hani bu kese kağıdı geçiriyorlardı ya, ya yani. görünmek istemeyen. <laughs> ya şöyle işte 30 yaşlarındayım. üniversite mezunuyum diyeyim, farklı sektörlerde çalışıyorum. Şu an, şu an bambaşka bir sektördeyim. İşte bir işte çok böyle hareketli yaşayan, sürekli e, ortada hızlı kartları dağıtılan bir şey diyeyim. Müdür konuşmayı öğren. <laughs> Bak. <laughs> Biri bana böyle yekten sorsa bir yayında sen kimsin? Ben Caner işte adamım falan derim. Kıza bak kartları falan hızlı dağıtıyor ya. Aynen çok böyle hayatımda kartlar o kadar hızlı dağıtılıyor ki yani bugün kalktım yarın bambaşka şeyler olabiliyor. Gel Caner beni tanıdığı için o yüzden böyle şey diyorum hani abartmış gibi falan değil. Evet evet biliyorum. <laughs> ee, yaşayıp gidiyoruz işte. Ne kadar güzel. Önceki yayınımızı dinleme şansı buldun mu bu kadın erkek ilişkileri üzerine konuştuğumuz şeylerden? Evet dinledim evet. Şunu hatırlıyorum. Şunu sorayım mı sana mesela? Sor O yayında seni kadınları bir şekilde rahatsız edebilecek şeyler söylediğimizi düşünüyorum. Hı hı. O yayından aklına kalan ilk böyle hatırladığın şey nedir? Şu konu beni çok rahatsız etti diyebileceğin. Abi sen şunu söyledin. Yok ben eve giden de koydum ağzını sıçtım bir <laughs> <laughs> Evet Aynen öyle. Ya öyle şey gibi şeydir. anlatıyorsun. Sanki kadınlar eline ipleri aldığı zaman Ondan sonra kadınlara bütün şey geçtiği zaman işte bir imza altına girdiği zaman erkekler sadece ağzına sıçmakla uğraşıyor. Evet çok doğru söyledin katılıyorum <laughs> hak veriyorum sana. Yani işte bu çok biz çok tek taraflı bakıyoruz tabii konuya da evet yani öyle düşünüyoruz. Yani sonuçta hayatın boyunca bir imza altınca birisini elinin altında avucun altında tutmuyorsun i̇mza ki yani. İmza alakası yok canım bunun evlilik şart değil bunun için. Bu evlilik de değil ya yani şeyle de normal bir sevgilide de aynı şey yani sonuçta kimse kimseyi zorlu tutmuyor adam ağzına sıçılmasını istemiyorsun defolsun gitsin. Kimse kimseyi zorlu Bence çok tutmuyor. sert giriyorsun. Bak şu anda sen direkt karşında bir figür belirledin. Benim o konuşmamdan erkeklere bir karikatürize ettim. ettin. Onlara bir kızgınlıkla konuşuyorsun. Bence şu anda. Hayır bak ben şunu söyleyeyim. Ha biraz erkeklere bak şu konuda şey yapıyorum mesela. Erkekler mesela şeyi seviyorlar. Aksiyonlu ilişkiyi seviyorlar. Birisi onu böyle ağzından burnundan getirdiği zaman ona bayılıyorlar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Erkeklerde genelde şöyle bir şey var. Benim de tabii önüme birileri çıkıyor. Hep şu geliyor. Ben huzurlu bir ilişki istiyorum. Ondan ben huzur dolu bir ilişki istiyorum. Bana sakinlik veren bir kadın istiyorum. Ben bana dinginlik veren, işte benim beynimi yormayan bir kadın istiyorum. Abi ondan sonra bakıyorsun. Yani tamamen tam tersi bir kadın arıyor. Nerede bir aksiyon dolu, nerede bir çirkin, nerede bir manyak, nerede bir kıskanç kadın var? Gidip onlara bayılıyorlar Ama Ama burada şimdi şu da var. E biz de aynı şeyi kadınlar için öyle olduğunu düşünüyoruz. Kadınlarda bir tane psikopat var, dengesiz var, serseri var. Yani Adı bile var bu muhabbetin. bad boy adı seviyorum. Adı boy. Bad boy seviyorum. Adamlar röportaj yapıyor. Sokakta çeviriyor hatunları. Kadınlar ne zamana kadar bad boy seviyorlar biliyor musun? 30 yaşına kadar bad boy seviyorlar. 30'undan sonra bad boy istemiyorlar. E çünkü 30'undan sonra evde kaldıklarını hissediyorlar. Evet. E ondan sonra evlenmem lazım falan diye. 30-35'ine 40'ına kadar vur patlasın çal oynayın ondan sonra ben düzgün adam istiyorum. E, ama ben sana bir şey söyleyeyim ben hayatım boyunca böyle hep böyle şey istedim hani düzgün bir insan olsun ondan sonra bana huzur veren bir insan olsun. Bakıyorum manyak çıkıyor ben direkt bırakıyorum zaten yani hiç uğraşmıyorum bile ki vaktimi de harcamam zaten öyle bir adam. E, 20 yaşında da harcamazdım şeyde de harcamam şu an 34'üm diyeyim onu bile harcamam yani. Hayır bunu sadece bunu sana direkt söylemiyoruz canım öyle bir durum söz konusu değil bunu kadınların geneli için söylüyoruz. Yok ya o bad boy ne zaman var biliyorsun 30 bile değil ya böyle 18 20'de falan böyle atıyorum öyle ilişkileri seviyorsun da yok ya ondan sonra olmuyor yani. Yani o zaman özetle şu ilk buraya şuradan girdik. Hı. Hani ben demiştim ya dur şu akşam eve gidelim de kocamın ağzına sıçam. Hı. Bu tamamen e, erkeklerin bakış açısına göre hastalıklı bir şey diyorsun, düşünce diyorsun. Hı hı. ama ben bunu uydurmadım ki ben bunu birebir duydum başka bir kadın arkadaşımdan direkt bu cümleyi kurdu ben de o yüzden o örneği rahatlıkla verdim orada yani ben o kadar etrafımda kadın var bir tanesi anla böyle bir şey duydum <laughs> evet. o onun kişiye özel bir şeydir yani ben ama gerçi düşünüyorum mesela bazı mesela bir arkadaşımda vardı mesela evlendikten sonra 180 derece değişen kadınlar da gördüm Hah, bravo buralarda işte bu sularda dolaşalım yani çok çok iyi gözüküp güler yüzü gözüküp de evlendikten sonra tamamen bambaşka bir canavara dönüşen kadınlarda gördüm. Bu erkek için de geçerli var. Yani bu hakkı bu şekilde teslim etmeni Hı -hı. tebrik ediyorum. Kadınlar için de erkekler için de aynı şeyi düşünüyoruz. Yani zaten bunu da konuştuk biraz yüzeysel olarak geçen yayında. Kadınlar da erkekler de ilişki böyle bir noktaya gelinceye kadar farklı davranıp evlendikten veya ne bileyim işte sevgili olduktan sonra değişebiliyorlar. Ya şöyle oluyor bence mesela bir yere kadar böyle kendini sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Mesela söylemesi gereken şeyler söylemiyor, söylemiyor, söylemiyor sesini çıkartmıyor. Ama artık evlendikten sonra zaten gidemezsin diye. Ondan sonra bütün rayları koparıyor. Bence o gidemezsin diye değil de daha ziyade artık böyle alışılıyor. Bir yere kadar sabrediliyor anladım. Evet, hani bir yerden sonra anladım. artık o sabrı tüketiyor. Yoksa şu mantıkla ilerlediğini ben düşünmüyorum. Kadın içinde, erkek içinde artık bu benimle evlendi, hiçbir yere gidemez. Genelde insanların şöyle bir düşüncesi var çünkü e, bu benden daha iyisini bulamaz. Ama genelde ondan kaynaklanmıyor. Genelde benim gördüğüm kadarıyla bir yerden sonra artık o sabır kalmıyor ya da evet. artık dayanamıyor içindekileri söylemek. Istiyor diyor ya da bazı hataları oluyor. Hiç ses etmiyor ona mesela. Hep içine atıyor. Aynen. Ama bir yerden sonra da o hataları artık katlanamadığı için içindekini bir nevi kusuyor. Aynen doğru. Peki bunun üzerine paylaşmak istediğin başka bir şey var mı? Yani bu mu? Bu kadar mı? Başka bir şeyin var mı? Yok, hayır. Yok, hayır. O zaman şunu ben sana bir şey sormak istiyorum. Bütün erkekler adına soruyorum <laughs> bu soruyu. Sor. Trip konusunda yerli yersiz tribin erkek bünyesinde oluşturduğu acının kadınların ben farkında olmadığını düşünüyorum. Şu nedir? güzelim ne oldu? Aşkım, karıcım ne oldu? Sorun nedir? İşte sana göre bir şey olmazsa bir şey olmamıştır falan. Neden derdini kadınlar düzgün bir şekilde erkeklere anlatmak istemiyorlar? Erkeklerin onları anlamasını bekliyorlar. Geçenki konuşmamızda bunu şöyle yorumlamıştık. Romantik komedi filmlerini izleyip oradaki aşırı hassas ve duygusal erkek figürüne özenip kendi kocalarından, eşlerinden de o şekilde davranmasını bekliyorlar. Bu da bundan kaynaklanıyor diye bir çıkarım yapmıştık biz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ya bence şöyle erkekler çok sabitler tamam mı? Düzler ve basitler. Ah teşekkür ediyorum. Siyah ve beyaz, gri yok. Aynen siyah ve beyaz da, gri yok. Ama biz kadınlar 50 tane tonuz. Her şeyin en ince noktasını düşünüyoruz. Ya en ince şeyi, ayrıntısını düşünüyoruz. Atıyorum böyle sürekli karşımıza gerçekten de aynı davranmasını istiyoruz, tamam? Ama işte onu anlayınca kadar bir yaşa geliyorsun. Niye böyle yapmıyor? Niye böyle yapmıyor? Niye böyle yapmıyor? diye düşünüyorsun bir yerden sonra da diyorsun ki yani ben mesela artık onu böyle bir senedir falan farkına vardım. Erkekler düz yani. Onlardan çok fazla Otuz bir şey. Otuzlu ve bir senedir <laughs> falan farkına vardım. Erkekler işte hani şey fazla bizim gibi şey düşünmüyorlar. Ayrıntıyı düşünmüyorlar yani. Atıyorum sen kalkıyorsun mesela kadınlar için söylüyorum. Bakıyorsun uyanmış bana günaydın mesajı atmamış. Direkt kafanda kurmaya başlıyorsun. Aa, e sen at, e sen at evet. Yani. Ama erkekler düz tamam mı? Kalkıyor işte giyiniyor, diyor çıkıyor diyor. Yani onun için bir günaydın mesajının o kadar çok anlamı yok Aynen. yani. Anlamı var. Atamamıştır, atmamıştır, yoğundur, acelesi vardır, unutmuştur. Ya diyor ki işte ya günaydın mesajı atsam ne olur, atmasam ne olur diye düşünüyorlar bence bir yer. Erkekler Eşlerini düşünüyorlar, önemsiyorlar da ama kadınlar bu önemsemeyi, bu düşünceyi görmek istiyorlar illaki ve sürekli. Kesinlikle. Ben görmek istiyorum mesela. Şey gibi düşünebilirsin. Yani erkeğe sorsan mesela, Hı -hı. hayatla mücadele ediyorum, başımda bin tane dert var, işte vergi ayı geldi bilmem ne oldu <laughs> falan. Arada bir işte ya günaydın aşkım mesajını unutabilirim, bu çok büyük bir problem değildir diye bakıyor konuya. Tamam bir işte şey kadınlar öyle bakmıyorlar neden? Hani <laughs> Abi fıtratımız da var yani bunu yapacak bir şey yok ki bizim doğamızda bu var yani. Kadınları böyle kabul edeceksiniz. Tamam kadınlar bence erkeklerden çok fazla bir şey beklememesi lazım yani onlar siyah ve beyazlar. onları o şekilde kabul edecekler. Ama erkeklerde biraz yanaşsınlar var yani biraz zorlasınlar kendilerini. Yani. Peki aynı durumda erkek olsaydı? Şey, oğlum biz bekliyoruz sen bekliyor musun? <gülüyor> 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 Hayır bekleseydin olacaktı onu söylüyorum. Ay bir, şey bir erkeğe o kadar ilgi gösterince erkekler çok sıkılıyorlar ama bence. Bravo evet süper tespit. Sıkılıyorlar. Hani günaydın mesela. Mesajını her gün atıyorsa mesela o gün atmadıysa belki şey diyebilirim. Ulan kesin ben bir şey yaptım. Veya ulan kesin ben bir şey yapmadım. <laughs> <laughs> Müdürcüğüm senin var mı bu konuyla alakalı genişletmek adına Buse'ye soracağım bir soru. Yo yani e, o zaten gayet olması gerektiği gibi açıkladı zaten. Yani çok objektif e, değerlendiriyor. Bence çok adil cevaplar veriyor. Bence süper bir noktadayız. Ama... Bunları 30'undan sonra öğrenmiş. <laughs> 30'dan önceki bir bu seride konuşmak isterdik ayrıca. Evet yani. Yani şey yani bir, bir laf var ya şimdi bu taş yollardan yürümeseydim gibi işte şimdiki tecrübelerim olmazdı gibi bir laf var ya. İşte bunlar tamamen tecrübelerden kaynaklanan bir şey bence. Peki şimdiki aklım olsaydı geçmişe dönüp şunu şöyle yapardım veya yapmazdım diyeceğim bir şey var mı? Ya ben biliyorsun evlendim ayrıldım mesela kesinlikle evlenmezdim. Yani o kişiyle mi evlenmezdin kesinlikle evlenmez miydin? Ha o kişiyle evlenmezdim. Şey yapardım ya biraz flört dönemini uzun tutardım. Ben biraz sabırsız birisiyim. Böyle her şey hızlı gelişsin falan istiyorum, seviyorum. Normalde de öyle yani iş yaparken de sürekli böyle her şey hızlı hızlı olsun. En sevmediğim şey yavaş olmalar. Tam aynı ben. Aynen ben. Sabredemiyorsunuz. Sen de ikiniz de sabır. Yavaş olan istiyor. insanı isteyemiyorum. Genelde de hayatta öyleyim. Hep böyle hızlı olsun, pratik olsun falan istiyorum. İşte evet e, flört dönemini uzun tutardım. Biraz daha tanımaya çalışırdım. Yani şey ya bir de uzun bir Türk hali yapısına kaynaklanan şeyler falan var. Yok girişemezsin, yok gidemezsin, yok, gidemezsin, yok akşam dışarı çıkamazsın falan, falan filan. Onları falan da tabii etkisi oldu. Tek kendimi de şey yapmıyorum. Suçlamıyorum, etmiyorum ama. Bir şey söyleyeyim. Flört dönemini uzatsam bile aynı eve girmedikçe çıkmıyor bazı şeyler ya. Yani birlikte yaşam başlamadığın sürece 5 yıl 10 yıl flörtleşip evlenip ondan sonra ayrılan da birçok insan var yani. Ya o ben 5-10 yıl zaten benim birisini beklemem mümkün bir yok. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle onlar mesela bence bir 5 yıl flört edip de evlenenler şu yüzden ayrılıyorlar. Artık o sevgililik dönemin içerisinde o kadar her şeyi bitiriyorlar, o kadar kavga ediyorlar ki artık iş şu nokta geliyor. Ya evleneceğiz ya ayrılacağız oluyor. E, evleniyorlar ayrılıyorlar sonra. Yani sevgililik dönemi içerisindeki her şeyi bitiriyorlar çünkü. Yani her şeyi tüketiyorlar. Evliliğe bir şey kalmıyor Tüketiyorlar tersi. aynen evet. E tamam evlenince tüketip o zaman evlendikten 5 yıl sonra ayrılmaları lazım. Oğlum niye durumda. niye ayrılıyorlar? Yani illa ayrılacaklar mı bu bakış açısına göre? Ayrılmasınlar. Yok ya Ayrılmasınlar. ayrılmasınlar, ayrılmasınlar <laughs> ya şöyle bir tezim de var mesela benim. Bu yani buna katılır ya da katılmazlar bilmiyorum. Bize bir erkek diyorum aldatmıyorsa kesinlikle ve kesinlikle fırsatını bulamadığı için aldatmıyor. Bak ya ne kadar bakış açısına bak ya. Evet. Doğru söylüyorsun. <laughs> <laughs> bence bir yere kadar doğru söylüyorsun. Hani tabii hayatını son derece ahlaki değerlere göre yaşayan insanlar da çoğunlukta. Gerçekten benim tanıdığım böyle erkekler olduğu için söylüyorum bunu. Ben evlendim diyor artık. Adam bütün şalterleri kapatıyor dışarıya karşı. Yani dışarıdaki kadınlara onun için görünmez oluyor artık. Böyle adamlar da var. Ya bence bir şey söyleyeyim. Öyle erkekler var ama çok az bence öyle erkekler. Bak bunu ben kendim için de söylemiyorum ama mesela etrafımda ailece mesela, görüştüğümüz ve tanıştığımız insanlar falan mesela. Hani çok böyle düzgün bir adam gibi görüyorsun diyorsun ama adamın mesela evli çocukları var ama adamın başka bambaşka şeylerini falan duyuyorsun ya o yani. adamlıkla kadınlıkla alakalı bir şey değil ki bu yani bütün insanların hepsinin böyle gizli hiç kimseyle paylaşmadığı şeyleri vardır bir gün açığa çıkan veya çıkmayan ya atıyorum karısını aldatması etmesi gibi yani ben diğer şeylerinden bahsetmiyorum insanlar günümüzde de çok şey yaygın bir muhabbet bu zaten. Hani boşanmaların en çok şey evet. sebeplerinden bir tanesi anlatma. Ay şöyle bir şey olacak şimdi. Bize karşıt görüş diye baskı geldi ya sürekli birini alın yayına, bizim de haklarımızı savunsun falan diye. Bu yayından sonra şöyle bir şey olacak. Hayır onu saymıyoruz başkasını aldıklar. <laughs> alın <laughs> Bak görürsün. Hayır. Hayır, Hayır abi ben şeyini çok beğendim ya. Dobra bir şekilde anlatıyor. Gayet filtresiz yani. Evet, yani, hep olması gereken o zaten. Tamam ona bir şey demiyorum. <laughs> Peki Ümit sana dönmek istiyorum. Ona sorduğum sorunun aynısını sana soruyorum. Bugünkü aklına geçmişe dönseydin neyi farklı yapardın, neyi farklı yapmak isterdin? Yani en e, spesifik olarak söyleyebileceğim mesela birinin peşinden gereğinden fazla koşmazdım. Ha çok aşık olurum bilmem ne böyle karartırım gözlerim falan o apayrı bir şey olabilir ama onun dışında bir şey benim için yani çok uzun zamandır böyle siyahsa siyahtır beyazsa beyazdır ısrar etmem üstüne gitmem genelde erkeklerin yaptığı en büyük hata o mesela üzerine giderler ısrarcı olurlar böyle. Ay bir şey söyleyeyim mi? En nefret ettiğim şey. Tamam sen nefret ediyorsun ama birçok kadın da bunu istiyor mesela. Hani ısrarcı olsun, baskı kursun, hani peşimden gelsin. İşte ben hayır dedim ama hayır değil o. Evet demek niye anlamıyorsun sen onu modunda olan kadınlar var yani. Yani tabii peşimizden gelin <gülüyor> ama <gülüyor> yani bunu bunalta altı sıka sıka falan değil ya. Yani. Şimdi bizim hep böyle şaka yaparken verdiğimiz bir örnek var. O Hanzo figürü var ya bir tane. Hı hı. Hayır diyor ama onu da can istiyor falan. Naz yapıyor diyor ya. Evet. Hani biz bunu karikatürize bir kimlik olarak eleştiriyoruz mesela. Ama ben de yaşım 40'a yaklaşırken şunu gördüm, gözlemledim ki Ohanzo'nun haklılık payı varmış. Evet, doğru, var böyle bir gerçek. Ne kadar inkar etseler de var yani. Tamam ben o zaman söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ee, söyle söyle. Geçmişteki ilişkilerimden yaptığım hata neydi falan diye <laughs> sabretmek benim de mesela. Yani birisini gereğinden fazla yaptığı hareketlere şey yapmak, onu tölere itmek falan diyelim yani. Bir insanı boşu boşuna sabırla atıyorum beklemezdim. Ee, onu boşu boşuna tölere etmezdim Görmemez diye gelmezdim herhalde. Evet. O erkek için de geçerli ya. Çünkü e, erkeğin şöyle bir olayı var. Erkek böyle gerçekten böyle aşık olup kaptırdığında karşısındaki kişinin birçok dengesiz negatif yönünü dengesiz hareketini hep bir şeye yorarak kapatıyor. Ya işte onu dedi ama bundan dedi. Onu yaptı ama bundan yaptı. Öyle dedi ama aslında öyle demek istemedi diye böyle üstünü kapatıyor yani. Halının altına o pisliklerin hepsini halının altına süpürüyor. E tabi zamanı gelince ne oluyor? O halıyı mecburen kaldırmak gerekiyor. Kaldırınca da hepsi meydana çıkıyor yani. Ben bunu yaptım daha önceden. Şu da var. Bunlar böyle insanlara ne kadar söylesen de anlatsan da Bunları kimse yaşamadan öğren öğrenemiyor. Yani sen söylesen de bunu öğrenmiyor. Bu bir kitap değil hani okusun öğrensin. Evet. Şöyle bir durum var. Genelde erkeğin res çekmesi çok azdır mesela. Ama kadın sürekli res çeker. Evet. Oo, ikiniz de aynı fikirdesiniz burada. Enteresan. Evet, evet doğru. Evet. Kadınlar çok res çekerler. Ben mesela çok res çekiyorum. Tabii kadın ama şöyle düşünerek res çekiyor. Zaten gidemez. Anladın mı? Zaten beni bırakmaz. Öyle ama erkek şey yapmıyor. Yani erkek diyor ki ulan ben resti çekersem gider diyor mesela. Erkek gerçekten kadını seviyor ise zaten öyle hani iş olsun torbada olsun diye takılıyorsa zaten erkek de bakmıyor yani. Hani restini çekiyor gidiyor yani. <laughs> ya bir de şey şöyle bir şey var mesela. Bir kadın mesela e nasıl söyleyeyim Her yaşadığı ilişkide mesela tam aşık anlamında değildi işte sevebiliyor diyelim ya da her yaşadığı ilişkide sevgi besleyebiliyor ama erkek her yaşadığı ilişkide şey kadını sevmiyor mesela bence atıyorum üç kadınla birlikte ya da 5 kadınla birlikte olduysa sadece belki bir tanesini seviyormuş gibi geliyor mesela bana. O yüzden de erkek çok umurunda değilse zaten git diyor. Şey yapmıyor kadın. Ama erkek ben erkeğin bana göre sevgi noktasında eğer kıyaslayacak olursak erkek çok daha fazla seviyor bir kadına göre. O yüzden bir şey söyleyeyim bir erkek aşık olduğu zaman gerçekten o kadını hiç unutamıyor. Yok unutuyor unutuyor. Unutmaktan yana problem yok. Unutturuyor kadın zaten. Merak etme yaptıklarıyla da. Müdür burada ben sana katılmıyorum. Herkesin bir fıtratı da var. Hani duygusal yoğunluk yaşama biçimi de var. Oğlum tarihe bakacak olursan yakılan türkülere bak. Kömür gözlüğün bilmem ne oldu falan unutamamış adam. Arkasından türkü yakmış. Genelde bu türküleri yakanlar da erkekler biliyorsun. Türkü yakacak kadar çok hatırlıyorlar kadınları ve unutmuyorlar. Senin özelinde durumlar biraz farklı ilerliyor olabilir. Sen biraz sık aşık olabilen <laughs> ve bu aşık çabuk unutabilen bir insansın ama geri kalanımız arasında yaygın olan olay şu gençken falan mesela aşk oluyorlar ve o insanı unutmuyorlar mıdır? İlerleyen süreçlerde farklı insanlarla yeni ilişkilere başlıyorlar, seviyorlar ama akıllarının bir köşesinde o kadın kalıyor mesela. Ya müdür bunun bir tane kepsi var. Bilmiyorum hiç gördün mü? Nazım Hikmet'le alakalı. Nazım Hikmet diyor ki biz başka severdik o yüzden başka sevemedik diye. <laughs> bir tane çocuğun biri de altına üzerine yazmış abi emin misin? Münevver, Piraye ve Vera diye. <laughs> O yüzden unutulur abi yani o ben çok onu şey yapmıyorum. Bu makber var ya makber işte her yer karanlık insanın ciğerini yakan. Ağut gibi böyle bir şey. Adam bunu vefat eden karısına yakıyor. Diyor ki karım öldü ve her yer karanlık Karısının artık. Karısının cenazesinde mi ne tanışıyor galiba ikinci karısıyla herhalde değil mi? <laughs> ya ya cenazesinde ya da helvasında tanışıyor. Ama hadi burada karısı ölmüş tamam mı? Bu başka bir şey. Hani e, terk etmemiş aydın. Nazım münevveri de sevmiş olabilir. Aslında unutmuyor olabilir. Evet. Piraye'ye de iyi bir aşk olmuş olabilir. Evet. Evet. Bunlar her zaman kalbimde duruyordu. <laughs> Ama bak işte biz başka severdik o yüzden başka sevemedik demiş adam yani. Ya tamam yani... üçünden başka sevemedim demiş işte adam yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bak benim de gönlüm öyle benim de kalbim öyle yani. Onundan başka sevemedim falan mı diyeyim şimdi? Benim bir tane daha tezim var onu söyleyecektim ya. Ha, tamam tekrar Buse bu konuları uzatmayalım mıdır? Burada konuğumuzu da sıkmayalım. Tamam, evet. Sana dönelim tekrar. Senin bu konularla alakalı veya farklı olarak söylemek istediğin neler var? Benim bir tane gerçekten tezim var ve hep bunu düşünüyorum mesela. Bir erkek bir kadın unutamıyorsa mesela iki nedeni vardır diye düşünüyorum. Birinci neden kadın onun ağzından burnundan getirmiştir. Hayatını zindana çevirmiştir. İncitmiştir adamı. İncitmiştir diyelim. İkincisi de bunu aslında bir psikologdan falan dinlemiştim ve bana inanılmaz derecede doğru gelmişti. O şey diyor mesela bana gelen diyor erkeklerin diyor mesela unutamadıkları kadını diyor anlatıyorlar ya diyor sürekli diyor hani sordum ben de diyor mesela bu kadında unutamadığın ne vardı? Hiçbirisi diyor bana şunu söylemedi bu kadın benim için çok fedakarlık yaptı demedi. İşte bu kadın beni çok sevdi demedi. Hepsinin dediği şey şu oldu. Ben bu kadına çok para edirdim. <gülüyor> <gülüyor> yani şu mu özetle erkekler iki tür kadını unutamıyorlar. Bir hayatlarını inciten kadınları unutamıyorlar. Evet. İki çok para harcadıkları kadınları unutamıyorlar. Aynı. O zaman paraya çok değer veriyorlar. Değil mi? Ben de öyle de olduğunu düşünmüyordum Ümit ya. Yani, yani. psikoloğa gidecek kadar para harcıyorsa parası da var demek ki. <laughs> Ama ben etrafımda da biliyor musun? Bak mesela arkadaş ilişkilerinde de mesela hep böyle gözlemlediğim aynı şey oldu. Erkekler gerçekten bir kadına çok fazla emek ve para harcıyorlarsa o kadın var ya onların içine e, ok gibi saplanıyor. Parayı kısmı için söylemiyorum. Yani şimdi para harcamak neye göre değerlendiriliyor? O da ayrı bir konu da. Ya o canım şöyle atıyorum. Bir kolye de olabilir. Daha fazla büyük bir hediye de olabilir. Ya da atıyorum ona her ay aldığı bir şeyin masrafı da olabilir. Anladın mı bu şekilde? Ya da bir telefon da olabilir. <laughs> ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Evet ağzıma tükürmüş olması benim için unutulmaz kalabilir o kişiyi. Ama ben ona işte kazak almıştım, kolye almıştım. Ona şöyle harcama yapmıştım diye bir şey hiçbir zaman düşünmedim. Sende oldu mu böyle bir şey müdür? Ya ben de öyle bir şey olmadı. Birincisi sen beni hani tanıyorsun yani artık 20 yıldır mı, 30 yıldır mı, 100 yıldır mı? Ve benim parayla hiç işim yok biliyorsun. Yani hani parayla hiç işim yok derken paraya o anlamda değer vermiyorum. Ama genelde benim gördüğüm kadarıyla oradaki aslında olay para değil. Oradaki olay hırs biraz anladın mı? Hani ben sana bu kadar şey yaptım sen nasıl bana evet, bunu evet. yapıyorsun? Aslında konu para değil. Ben ona işte ev aldım, araba aldım. Ne yaptıysam artık yani o kadar zenginle denk geldiyse. Araba alsam ben de unutmam da. <laughs> Bak şöyle bir durum var. Ben şunu çok açık ve net söyleyebilirim. Bir erkek bir kadın için para harcıyorsa sürekli olarak bu çok normal olarak algılanıyor ve kadın bunu kabul ediyor bak kesinlikle. Birçok kadın diyelim hadi hepsi için demeyelim uh -huh. ama bir erkek bir kadının onun için sürekli para harcamasını çok kabul etmiyor mesela. Arada böyle bir ayrım var yani. Nasıl yani? Mesela bu ikinci söylediğini anlamadım. Ya şöyle, yani şöyle bir erkek bir kadın için bir para harcıyor ya sürekli. Bir şey oluyordur bilmem ne. Kadın buna izin veriyor. Tamam. Yemeği ödüyor mesela. Kadın buna sürekli izin veriyor bak. E işte yemeğini ödüyor, alışverişe gidiyor, pantolonunu alıyor, işte montunu alıyor, hediyesini alıyor. Kadın buna sürekli izin veriyor. Erkeğin bunu yapmasına izin veriyor. Ama mesela erkek de öyle olmuyor. Şimdi benim var daha önceden bir arkadaşım vardı mesela. Eli çok açık bir insandı. Biz sürekli bir yere gittiğimizde sürekli işte hesabı ödeme. Kadın hesap ödeyebilir. Benim için hiçbir problem yok orada. Ama bu süreklilik olursa yani alışverişe gidiyoruz. Pantolon alacağız. Ben ödeyeceğim diyor. Ya benim götümdeki pantolonu niye sen ödüyorsun diyorum. Ben ilk defa böyle bir şey söyleyen erkek diyorum. Çünkü bu devirdeki erkeklerin hepsi kadın parası yemeye inanılmaz seviyorlar. Yani parasını yiyecek kadın bulduğu zaman yapışıyorlar kadına. Ben benim etrafımda hiç öyle kadın parası yiyen ya da yiyen bilecek bir erkek. Ben Yok sana yani. bir şey söyleyeyim mi? inanılmaz derecede çok az. Bana da denk gelmedi böyle bir şey ama etrafımda çok denk gelen insan var. Yani bakıyorlar bir kadının gerçekten maddi durumu iyi ise ya da tüm iyi bir mesleği varsa kadına 404 gibi yapışıyorlar. Ee, şöyle bir olay geçiyor. İşte kadın diyor ki ben ödeyeyim diyor hesabı. Misal belki o sadece teklif ediyor. Anladın mı? Hani erkek diyecek ki hayır ödeme falan. Erkek diyor ki, tamam öde diyor mesela. Bazı kadınlar bunu da para yemek olarak görüyor. Yani erkek benim param nasıl bana hesap ödetti? Hayır, hayır. O, o anlamda söylemiyorum. Mesela hani benim çok yakınımdan duyduğum da var mesela. Kız yurt dışında yaşıyor. Burada bir tane çocukla tanışmış. Çocuk direkt kızı euro olarak falan görüyor zaten. Örneklendirir misin? Nasıl yapıyor bunu mesela? Örnek şu mesela atıyorum bir yere gidiyorlar yemeğe. Çocuk direkt diyor ki ben cüzdanımı evde unutmuşum. Ondan sonra bugünlük sen öder misin? Kız orada ödüyor. İkinci yemeğe gidiyorlar. ikincisini daha. ya yani canım cüzdanımı evde unutmuşum ya da tüm kredi kartım limiti yetersiz çıktı. Orada da geçiriyor kızı. 3-4-5 derken bu artık ev aldırmaya, araba aldırmaya kadar falan şey Niye ikiden sonra bunun götüne tekmeyi vurmuyor? Seviyor demek ki. İşte kadınlar şey yapıyorlar. İki tatlı sözü aldanıyorlar yani. İki tatlı sözü aldanıyor. Hayır. Baştaki konuya geri dönüyoruz. Kadınlar bu tip dengesiz erkeklere de işte serseri olur. Bu tipleri seviyorlar. Bir bırakamıyorlar yani. Ama niye yani. bırakamıyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çünkü kadın o kadar çok para ediyor ki artık hırs yapıyor bunu. Diyor ki ben ona çok para edirdim, İstese de benimle evlenecek istemese de benimle evlenecek. E, daha demin erkek için de aynı şey oluyordu işte. Erkek... için Aynı şeyi söylüyordum. Ben bu kadar... Ya şimdi erkek aynı şey değil lütfen. Nasıl aynı şey değil? Bir dakika şimdi bak konu hiç ben çekmedim. Hiç ben çekiştirmedim. Hiç tamamıyla sen kendini aldın getir buraya konuyu. Bak çok yakındaki bir şeyi anlatayım. Böyle yıllarca süre gelen bir ilişki erkek kadın için çok fazla şey yapıyor maddi ve manevi anlamda. Ama yine adam evlenmek istemiyor kızla. Kız çok peşinden koşuyor evlenelim evlenelim diye. Evlenmeyince e, kız ayrılıp gidip kendi yoluna bakıyor. Bu sefer adam hırslanıyor. Sen beni bırakansın sen beni bırakamazsın. Ulan e, evlenmiyorsun etmiyorsun benimle ben seninle daha niye şey yapayım. Ama kadınlar öyle değil. Kadın diyor ki ben sana çok para verdirdim. İstesen de benimle evleneceksin istemesen de benimle evleneceksin. Yani onun cinsiyetle bir alakası yok gene bu mevzunun. Karakter meselesi. Evet evet doğru aslında. Cinsiyette bir alakası yok. Karakter meselesi. Aynen genelde birisi birinin götüne tekmeyi vurunca karşıları fırslanıyor yani. Ne demek beni bıraktı? Ben onu bırakacaktım. Tekrar birlikte olalım ben de terk edeceğim <gülüyor> seni. <gülüyor> evet arkadaşlar o zaman şöyle. Peki bu ise mesela Türk erkeklerini ele alalım. Türk erkeklerinin eleştirildiği çeşitli konular var. Bununla alakalı neler söyleyebilirsin bize? Şimdi ben de hep aynı şeyi düşünüyordum mesela. Ya işte bizim erkekler arpalıklar gibi değil. Bir buluşuyorsun hemen hemen bana gidelim bana gidelim muhabbeti yapıyorlar ondan sonra bir şey atıyorum bir kahve içmeye kalkıyorsun hemen biz de gidelim film izleyelim bilmem ne muhabbeti yapıyorlar falan hep ben bunu böyle şey gibi zannediyordum gerçekten sadece bizim Türk erkeklerinde varlar ya diye ki bir yabancıyla ile tanışıncaya kadar yabancı birisiyle tanıştım o da İstanbul'da Portekizli dedim ki çocuk da bana böyle takılmaya falan başlayın dedi. dedim ki dur olan ölmeden önce yapılacaklar listesinin yüz e, 100 tanesi vardır ya ondan bir tane daha işaretleyeyim. Portekizli Portekizliyle <laughs> tanışmadım demeyeyim yani. Yok şey dedim bir tane yabancı seviyor. Aslında kafamda hep İtalyan falan vardı da Cık, olmadı işte. Ha öyle bir listen de var yani. Bir tane, aynen İtalyan falan vardı da işte olmadı. Bir tane Portekiz denk geldi. Neyse bir şey söyleyeceğim de hiç buraya. Bir tane Katarlı bulsaydım. <laughs> Neyse yok yok. Ya tanıştım var ya ağzımdan burnumdan getirdi yani. Dakikada 100 tane mesaj atıyor. Ondan sonra buluşalım buluşalım buluşalım. Görüşelim görüşelim görüşelim. Ben de o kadar yoğun. Maden işçisi bir Portekizli arkadaş mıymış bu? Yani mağaradan mı? Hayır yok yok. Mühendis falan. Ha mühendis falan. Portekiz'den mi gelmiş? Portekiz'den yeni gelmiş evet. Bu nasıl bir yokluk? Portekiz'de nasıl bir açlıktan <laughs> gelmiş? E, çocuğu görsen bir içim su. Çocuk manken gibi masmavi gözleri var. O kadar yakışıklı bir çocuk ki anlatamam sana ben de o kadar yoğun bir haftadayım ki yani böyle 5 dakika falan vaktim yok. Şuraya gel falan dedim. Kahve içelim falan filan diyorum. İşte çocuğa da şey falan diyorum. Bak benim hani o kadar İngilizcem de iyi değil falan diyorum. Yok hallederiz hallederiz hallederiz. Deneyelim deneyelim deneyelim. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. 3 günde onun sayesinde İngilizcem bir gelişti bir gelişti anlatamam. Ona mesaj yazacağım diye böyle. Dakika başı ama anladan buluşalım 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 lan tamam diyorum dur bir dakika <laughs> neyse. Ne oldu? Ha başladı işte aynı. E, i̇lla cumartesi gecesi benim kaldığım otele gel bilmem ne falan diye. Tamam. Portekiz'de işler öyle yürüyor. Abi dedim bunları dedim Türkler de aynı bu da aynı bok yani hiçbir farkı yok ki yani. <laughs> yani yıllarca bizim erkeklere haksızlık mı edilmiş? Erkek dünyanın her yerinde aynı erkek bir şey değişmiyor zaten bizim hatunların anlamadığı bu. Neyse sonra şey falan dedim ya hani zaten dedim hani çok uzun zaman burada kalacaksın hani görüşürüz falan diye i̇şte, İlla yok cumartesi günü bana gel 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 dedim hani senin daha önce kız arkadaşın oldu mu falan dedi. i̇şte pardon. Burayı kes kes. Bir dakika burayı kes. Senin daha önce Türk bir kız arkadaşın oldu mu dedim. Hmm. O da hayır. Türk daha önce hiç bir kız arkadaşım olmadı falan dedi. Dedim ki, ya bizim dedim işte işler dedim sizin oradaki gibi yürümüyor falan demeye başladım. Ya işte ne alakası var canım işte başladı işte ben kadının orasını severim ben kadının burasını severim. Bu şeye girmiş yani uyudun mu? Ben uyumadım da. Ben işte yok kadının söylemek istemiyorum. Allah'ım ya cevap atmıyorum. Atıyor 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 atıyor. Mesaj 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 mesaj. Engelleyemiyorum da çünkü başka işlerimiz falan var. Engelleyemiyorum da yani. Sonra en son uğraştı uğraştı uğraştı. En son şey falan dedi. Sen kararsızsın herhalde falan dedi işte. İşte işle ilgili dışında dedi konuşmak istemiyorum seninle falan dedi. Ama bak ama netmiş abi. Kendisi aynen direkt kendisi şey yaptı bıraktı. Portekizli tarafından terk edildin. Yok terk edildim değil. Ben görüşmeye gitmedim falan diye şey oldu zaten onunla. O bana yaz. Hani sen kararsızsın işte. Aradığım bundan sonra işte sadece işte ruh olarak ikizimi arıyorum falan. Ulan dur bir ruhlarımız tanışsın da sonra. <gülüyor> 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 Ya muhtemelen çocuğun derdi şeydi işte. Hani Türkiye'ye geldim burada da bir kız arkadaşım olsun falan muhabbeti yapıyordu. O zaman burada şey mi diyoruz yani Türk erkeğinin hakkını teslim ediyor muyuz? Yalnız değilmiş Türk erkeği. Evet. Erkek erkektir. Erkek dünyanın her yerinde erkektir. Ben her zaman söylüyorum yani. Vay be böyle bir şey duymayı beklemiyordum. Ya bu şöyle oldu. Biz seni buraya karşı cinsin haklarını savun. Bizim yanlış tezlerimizi çürüt diye çağırdık ama sen bizle aynı dili konuşuyorsun. Ama körü körüne de şimdi yani bir kadın tarafını savunmak bana saçma geliyor. Şey gibi olmadı mı bu? Sanki biz seni özellikle böyle çağırmışız da yemin hayır, ediyorum. Hayır bak... hiç alakası yok ya. Ödemeyi atacağız yayından sonra iyi bana. <laughs> Peki bu bu konu güzel. Bunu bizimle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Ee, sence uzak durulması gereken erkek diye bir şey var mıdır? Ümit. Bununla herhalde ilgili bir 15-20 tane falan şey söyleyebilirim ya. 15-20 adet ayrı erkekten mi bahsediyorsun? 15-20 modelden mi bahsediyorsun? <laughs> hani şey mi diyeceksin yoksa hani, Samet'ten uzak durun, Mahmut vardı ondan uzak durun mu diyeceksin? Yok. Hayır hayır. Direkt model söylüyorum ben. Tamam. Seni dinliyoruz mesela Instagram'ı Facebook olmayan. Kestiğin arkada tarafta bir şey çeviriyor. O yüzden Instagram, Facebook yok. Direkt birinci de patladın. Evet patladın. Caner. Ben Instagram kullanmıyorum. Facebook kullanmıyorum. Sosyal medyam yok. E vardı bir eskiden ama. Şeylerini de paylaşıyordun. Arkadaşlarını da ekliydi. Ekliydi ama 3 senedir, 4 senedir kullanmıyorum artık. Ama arkada bir işte çevirmiyorum. Mesela hiçbir iş çevirmiyorum hatta. O zaman hadi tamam sen dışarıdasın diyelim de. Bence mesela benim tezim şu. Instagram mesela yoksa ki ben bunu bizzat yaşadığım için ben işte ilk başta şöyle düşünüyorum. Ulan bu zamanda Instagram olmayan adam var. Adam gibi adam falan diye düşünüyorsun ki. Nedeni şey falan işte arka tarafta işte atıyorum birisi altına bir yorum yazar da işte diğeri görür muhabbeti. Ümit bu konuda ne diyeceksin? Bu konuda doğru söylüyor. Şimdi sen istisnasın açıkçası. Hani şöyle düşün. 10 erkekle tanışıp işte 8'i ben Instagram kullanmıyorum diyorsa orada bir sıkıntı var. Hani bir iki tane arada çıkar belki doğrudur. Ama genelde sosyal medya kullanmayan insan haklı o konuda bir şeyleri gizliyordur. Yani hani evlidir, sevgilisi vardır, bir şeydir. İkincisi Instagram'da bir ton bayan ekle olan. Ne diyorsun Ümit? <laughs> <laughs> orada, orada patladım ben şu anda. Ama bak şimdi doğru söylüyor. Kesinlikle haklı. Bu normal kız arkadaşları dolu bir kısmı ama atıyorum çok büyük bir kısmı atıyorum çıplak fotoğraflarını atan kızlarla doluysa yani o hepsi de arkadaşı değil ya. Doğru söylüyor orada haklı. Üçüncüsü çok cimri. Evet buna ben de katılıyorum. Ben zaten e, kadın erkek ayırmadan cimri insanlardan çok hoşlanmıyorum. Evet, kesinlikle. Yani tek kadın erkek ilişkisinde değil, erkek erkeğe olan ilişkide de <laughs> arkadaşlık ilişkisinden bahsediyorum. Cimri adamlar sevilmez yani. Erkek de sevmiyor cimri adamı yani emin ol. Dördüncüsü anne kuzusu. Biraz ayakları yere basan, kendi istekleri doğrultusunda hareket eden bir adam olması gerekiyor. Çok böyle şey yapmaması gerekiyor. Annesinin ya de... arada bence köprüyü rahat kurabilecek bir model olması Şimdi lazım. anneyi sevmek, ana kuzusu olmak başka bir şey. İlişkilerine mü... yani senin ilişkine müdahil olmasına izin vermek başka bir şey. Tabii canım ondan ondan bahsediyoruz zaten. Herkesin ailesiyle arasında kesinlikle bir keskin bir çizgi olması lazım. Yani şunu diyebilmeli ya da gösterebilmeli. Bu benim hayatım, bu benim ilişkim. Buna kesinlikle müdahil Sonra hemen tatile gidelim diye. Sana sana böyle hemen tatile gidelim diyen insanlar mı denk geldi? Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey Hadi tatile gidelim. Hadi tatile gidelim. Şimdi hemen tatile gidelim diyen bir insan. Buradan çocuklara da sesleniyoruz. Arkadaşlar kadın, erkek, çocuk fark etmez. Eğer birisi gelip hadi tatile gidelim diyorsa o kişiden uzak durun zaten. Bunun ilişkiyle falan bir alakası yok. Aynı bunun zaten direkt şey bana gel, bana gel, bana gel. Ya tatile <laughs> gidelim ya bana gel. ömrü <laughs> yani, hayatım boyunca hiçbir kadına tanışır tanışmaz bana gel dememişimdir. Mesela şey de çok fazla. Direkt alkol alalım. Bu da başka bir versiyon. Kızım sen neler yaşadın ya. Ay ben bunu kendimle ilgili bu Benim mi? Bu benim etrafımda yaşayan insanların da şeylerinden yaptığım çıkarımlar. Bunu hepsini ben yaşamadım. Ha. <laughs> tamam. Ne bileyim kızım ben şöyle bir şey canlandı aklımda. Bir tane herif gelmiş sana şşş Öst gel tatile gidelim yok mu alkol <laughs> alalım bana gidelim. Yok müdür doğru söylüyor doğru söylüyor. Sen bunları görmüyorsun bilmiyorsun doğru. Adam tanışıyor üçüncü mesajında bana gelsene yazıyor. Çok doğru söylüyor yani. Allah Allah. Tabii tabii. Zaten bana birisi ilk buluşmada alkol almaya gidelim bir ay meyve yiyelim hadi rakı yapalım diyorsa direkt istiliyorum yani. Ya, dur bir dakika birbirimizi tanıyalım ne de şey hemen rakı bilmem ne şeyine falan gireceğim yani. O zaman çok kısa ilk buluşmada sence yemek mi kahve mi? İkisi de olabilir. Mesela bir erkek seni ilk buluşmaya kahveye çağırsa tamam mıdır senin için? Yemeği daha çok tercih ederim. Niye? Çünkü uzun muhabbet etmeyi falan seviyorum ben o yüzden. Şöyle bir durum var. Bazı kadınlar illa da ilk buluşmada beni lüks bir restorana yemeğe götürsün modunda takılıyorlar. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç asla asla atıyorum yani çok böyle basit bir yere olsa da hiç fark etmez. Yani yemeğin şeyi yoktur zaten hani. Çok lüks bir yere beni götüreceksin muhabbeti yoktur. Hani kahve olsa da olur hiç fark etmez yani. Kadınların birçoğu artık şey modunda beni ilk buluşmada lüks bir restorana yemeğe götürecek. Ya kadınların bu hoşuna gider tabii. Bir öyle bir şey ama atıyorum bu herkesin durumu da çok iyi olacak diye bir şey yok yani. O an adamın şey de olabilir. O ay sonudur, maddi işte kredi kartının limiti bitmiştir, o bitmiştir, bu bitmiştir. Starbucks'ta buluşup kahve de içebilirsin. Ya bitmese bile şimdi her hafta biriyle takılacaksan herkes de lüks restoranına götüremez Yok benim için mesela bu şey kişisel görüşüm. Benim için hiç fark etmez. Kahve de olabilir, yemek de olabilir. O an hangisi şeyse. Bravo. Buyurun devam edin bu sen. Devam edeyim. Ha, mesela şey e, de oluyor. Ama bak bu söylediklerim gerçekten hepsini ben yaşamadım arkadaşlar. Bir tamam. arkadaşımın problemi var <laughs> Yani lütfen her şeyi benim yaşadım düşünmeyin. Çünkü bu kadar çok yaşadığım şeyden belki 50-100 tane sevgilim olduğunu falan düşünemeyin. Bizler... Kaç tane sevgilin oldu? Dur ya kaç tane sevgilin oldu? Bilmiyorum say. <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> Abi bir şey söyleyeceğim. Şunu da saymayalım bence. Atıyorum bir buluşup da kahve içtiğimi mesela sevgili anlamda saymamamız lazım. E tabii ki de canım. Onun dışında her mesela tabii biz bizim yaşlarımızda genelde şey de oluyor mesela. Hatta birisiyle tanışıyorsun. Sana atıyorum medeni halini söylemiyor. Atıyorum ikinci görüşmede falan şey yapıyor. Ya ben boşanacağım aslında ama işte mahkeme uzuyor. Ondan sonra ben boşanmak istiyorum ama çocuklar için ayrılamıyorum. Gibi, ya bu gibi, bu çok, gibi. çok fena denk geldi biliyor musun? Biz geçen seferki programda direkt Ümit'in yaşadığı bu durumla alakalı bir şey konuştuk. <laughs> Şimdi Ümit gerçekten boşanma aşamasındaydı ve gerçekten evlerini ayırmışlardı. Kötü bir evlilikti çünkü ve mahkemeye artık gidiyorlardı değil mi? Mahkemedeydi o sırada biriyle tanışıyor. Kıza ama söylemiştin sen açık bir şekilde. Tanışır tanışmaz tabii. Tanışır tanışmaz söylemiş. Yani böyle böyle bir durum var falan. Kız bununla alakalı çılgın çılgın şeyler yapmıştı. Tabii tabii. İlk başta tamam ya canım ne var hiç problem değil demişti. Onu bir dinlersen o yayını orada anlarsın. Psikopat dedik kıza biliyor musun? Bir kısmını falan dinlemiştim o muhabbeti falan biraz hatırlıyorum. Ama genel olarak diyeyim o zaman ben buna. Genel olarak şöyle. Yani ben boşanacağım işte mahkeme uzuyor. Mahkeme işte bizi boşamıyor. işte atıyorum 6 ay sonrası 6 ay sonra işte son celsemizi göreceğiz edeceğiz bilmem Orada ne. Orada şöyle bir araya gireyim. Eğer senin de ilk tanışır tanışmaz durumundan bahsetmiyorsa ikinci sefer hani ikinci görüşmede bahsediyorsa yalan söylüyor zaten. Bence ilkinde de söylüyorsa yalan söylüyordur. Çoğunluğu diyelim o zaman ben seni dışarıda bırakıyorum. <laughs> Saygı duyuyoruz. Lütfen devam edelim. Tamam. Sonrakine geçiyorum. Buyurun. Tek mi yaşıyorsun? Ooo. <laughs> <laughs> ya, Bok var. Gel hemen <laughs> yanıma. Sanki. Ailenle mi yaşıyorsun, tek mi yaşıyorsun? Yani şunu alt metnin ben istediğin zaman sana gelebilecek miyim, gelemeyecek doğru, miyim? Doğru doğru. Buna, buna söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yani tamam. İlk yani. konuşmada, ilk mesajı açmada evet, soruyorsa evet. tabii o çok şey bir şey yani. Ya, o çok niyetini belli eden bir yaklaşım. Evet, doğru hı. söylüyorsun. Katılıyoruz, biz de buna katılıyoruz. Evet. Diğerine son zaten benim bu söyleyeceğim. Buyurun. <laughs> Üstünde ne var? Anlık foto at. Ya yok ya bunu geç bu ne Abi ben size bir şey söyleyeceğim. Siz kadınlar şey mi zannediyorsunuz? Biz evde sürekli böyle kırmızı gecelik giyiyoruz. Elimizde böyle şey şampanya şişeleri, şampanya kadehleri. Hayır gibi. sen orada konuyu yanlış anlıyorsun. Adam zaten senin evde gri pijamayla gezdiğini biliyor. Yani gerekiyorsa üzerimizde yırtık tişört falan oluyor. Hayır bak bir dakika o mesaj atılır. O mesajın zamanı vardır ama. Demek ki bu Ümit atıyor sileti bu mesajı. <laughs> Niye canım şimdi sen samimi olduğun sevgililik moduna girdiğin kız arkadaşına? Hayır bir şey söyleyeceğim de erkeklerin üzerinde giyecek şey bellidir tişört giyerler pijama giyerler tamam mı? Ama kadınların... hep böyle şey mi düşünüyorsunuz diyorum yani evde böyle seksi bir şekilde gezdiğinizi gez. Gezdikleriniz... Ya yok zaten yani adam amacı belli adam üstündekini gerçekten merak etmiyor Oğlum, yani. Bunu ikiye ayıralım bir hiç tanımadığın böyle birkaç kere konuştuğun sohbet muhabbet ettiğin bir kıza bu mesajı atmak var bir de senin işte eşindir sevgilindir neyiz artık yani. Ona attığın mesaj var. Bu ayırmak lazım. A diyorum. A nedir? A. A nedir? Yani daha yeni tanışmaya başladığım bir iki mesaj kadın. Ha tamam canım o zaten normal değil. O, onu kesinlikle kabul ediyoruz. Onlar şey ya. Ee, sapık ya. Yani. Onun sayı, o, e, onun bence sapık. Sapık. Kıy. Diyemiyor bak kendini. Yani. <laughs> <Yani, gülüyor> <yani. gülüyor> hayır, hayır sapık da şeyi toparlayamadım bir türlü yani. Oğlum üstünde ne var diye mesaj mı kaldı lan? Yani 2000'lerde SMS atılan bir şeydi o yani üstünde ne var? Yok var ya. Bak Portekizli de bana aynı mesaj attı. Portekizli'nin olayı başka. O, o ne? O Portekizli değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O muhtemelen böyle işte şeydir. Orta Doğuludur. Kendini Portekizli diye yutturuyordur sana. Yani <laughs> yok öyle Portekizli olmaz ya zannetmiyorum. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Dur ben size bir şey sormak istiyorum. Evet. Böyle lütfen. Şimdi genel olarak erkekler mesela estetik estetikten nefret ediyorlar kadındaki tamam mı? Evet. Ama neden hep estetikli kadınlarla birlikteler? Çünkü estetikli olduğunu anlamıyorlar o kadının. <laughs> hayır. Daha neler ya? Estetikli kadınlarla birlikte olan erkekler nasıl erkekler? Herkes ben bütün erkekler öyle bunları seviyorlar. Hayır hayır kesinlikle. Estetikten kastımız şu abartı Barbie bebeklere benzeyen kadınlardan bahsediyorsan. Aynen. Onun yanındaki adamlar böyle paralı parasıyla hatunları etrafına toplayan bir onunla bir bununla takılan erkekler yani. Normal evet. bir yoldaki bir yürüyen ümit değil yani. Veya Caner. Ya da Caner. <laughs> Ben mesela yanımda estetikli böyle dudakları böyle şey gibi şişirmiş, hava basılmış gibi işte dekolteli, süper mini etekli, işte göğüs dekolteli kadın ben gezdirmem yanım taşımam yani kesinlikle. Evet. Onunla gezen erkekler parasıyla işte ya da ne çevresiyle o kadınları etrafına toplayan erkekler. Onunla zaten... Ve o kadına da çok değer vermiyordur zaten. Abi adam hiç değer vermiyor canım. O onun yanında bir hafta takılacak sonra gidecek. Bir hafta sonra başkası gelecek. Sonra bir ay sonra o geri gelecek. O zaman toparlamaya başlayalım mı ufaktan? Böyle can alıcı söylemek istediğiniz bir şeyler varsa... Yok, genel olarak konuştuk. Genel olarak konuştuk. Evet. Evet, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Ben kendi adıma çok büyük keyif aldım. Evet, gayet güzel oldu. Ben biraz başında çelik şey, kurşun geçirmez yeleğimi falan giyip gelmiştim ama... Buse biraz şaşırttı bizi o konuda. Bence de hakkı verilmiş. Şimdi kadınlar tamam savunmaya geldim ama bazı şeyleri de söylemeden evet. Elbettim. Burada ne bir alkış. alkış. Alkış, evet. <laughs> O zaman bütün açık sözlülüğüyle ile alakalı Buse sana da özellikle teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Çok güzeldi. Ben çok eğlendim. Çok teşekkür ederim size. Biz de teşekkür ediyoruz sana aramızda katılıp renk kattığın için. Görüşmek üzere herkese hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.